Merhaba arkadaşlar. Set 204 birinci soru. ABCD eşkenar dörtgen BD uzunluğu 12 cm, AB uzunluğu 10 cm olduğuna göre ABCD eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Arkadaşlar BD köşegenini çizmiş. Biz de şuradan hemen AC köşegenini çizelim. Paralel şey eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ne yapardı? Ortalardı ve dik keserdi değil mi arkadaşlar? O zaman şu BD uzunluğunu olmalı 6 6 bölünmeli. Bakın 6 8 10 dik üçgeni oluştu. Şu noktaya H noktası diyelim. AHB üçgenine bakacak olursak dik üçgenine 6 8 10 var. Dolayısıyla AH uzunluğu 8 cm'dir. HC uzunluğu da 8 cm'dir. Ben şu ABD üçgeninin alanını hesaplasam yeterli. 2 katını alıp dörtgenin alanına geçiş yapabilirim. O zaman alan nedir? 12 çarpı taban uzunluğu. Yüksekliğim 8 bölü 2 diyeceğiz. Ne yaptı buradan? 48 santimetre kare yaptı. E bunu 2 ile çarparsam 96 santimetre kare benden istenen alan olur. E şıkkı doğru cevabım. İkinci soru. ABCD eşkenar dörtgen AE uzunluğu 4 cm, DE uzunluğu 5 cm, EC uzunluğu 12 cm olduğuna göre ABCD eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Arkadaşlar hemen şuradan DB'yi birleştirelim. Bakın eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalar ve dik keserdi. Dolayısıyla şu açım nedir? 90 derecedir. AC uzunluğum ne yap, neymiş? 16 santimetreymiş. Yarısı kaç? 8 santimetre. O zaman şu AH uzunluğu 8 santimetre olmalı. 4 santimetresi AE kenarındaysa 4 santimetresi EH kenarında olur. Şu uzunlukta 8 santimetredir. Bakın şurada DHE dik üçgenine bakarsak 3, 4, 5 özel üçgeni var. Şimdi şurada DAC üçgeninin alanını hesaplarsam bu alan benim eşkenar dörtgenimin alanının yarısıdır değil mi arkadaşlar? Çünkü köşegenle bölünmüş bakın. Hemen alanı hesaplayalım. Taban uzunluğum ne? 16 santimetre. Yüksekliğim 3 santimetre. 2'ye böldüm, sadeleştirdim. 8. Yani 24 santimetre kare benim alanımın yarısıymış. Hemen 2 ile çarptım. 48 santimetre kare dörtgenimin alanı oldu. şıkkı doğru cevabım. Üçüncü soru, bir eşkenar dörtgenin alanı köşegen uzunluklarının çarpımının yarısına eşittir. Kenar uzunlukları aynı olan eşkenar dörtgen biçimindeki iki ayna bulundukları zemine dik konumda dengede durmaktadır. P köşesi zemine 18 santimetre uzaklıkta olan aynanın yüzey alanı 36 santimetre karedir. Bakın arkadaşlar şu P köşesinin, pardon, P köşesinin zemine uzaklığı neymiş? Şu kalemi alalım. Zemine uzaklığı 18 santimetreymiş. O zaman şuradan diğer köşegeni de ben çizeyim. Bu köşegene ne diyelim? Şurasına X diyelim arkadaşlar. Şurası 9 olsun. O zaman şunu bilmemiz lazım ama... Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalardı değil mi? Ortalar ve dik keserdi arkadaşlar. Devamını bir okuyalım. Buna göre R köşesi zemine 14 santimetre uzaklıkta olan aynanın alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Şimdi burada hemen köşegenler çarpımının yarısını alalım. Bakın 18 çarpı 2x bölü 2 neye eşitmiş? 36'ya. İkileri sadeleştirdim. X ne geldi buradan? X uzunluğu 2 santimetre geldi. O zaman şu uzunluk 2 santimetreymiş. Şimdi şurada Pisagor yapacak olursak şu eşkenar dörtgenin bir kenarını bulabiliriz. Bakın şuraya y diyelim eşkenar dörtgenin bir kenarına. Şuralar hep y'dir değil mi? E şu uzunluklar da eşit verilmiş. O zaman y'yi hemen hesaplayalım. y kare eşittir. 9'un karesi artı 2'nin karesi. Yani y kare eşittir 81 artı 4'ten ne geldi? 85 geldi. Buradan y nedir? Kök 85'tir. Şu uzunluk kök 85'miş. E, R'nin Zemine uzaklığı 14 santimetre. Hemen şu köşegeni çizip buna hesaplarsak zaten soruyu bitiririz. O zaman köşegenler birbirini ortalıyordu. Dolayısıyla 7 7 bölecek değil mi arkadaşlar? Şu uzunluğa da ne diyelim? Pardon. A diyelim. Hemen Pisagor'u yazalım. A kare artı 49 eşittir kök 85'in karesi. Yani 85. A kare ne geldi buradan? 36. A ne gelir arkadaşlar? 6 santimetre gelir. Bakın bu uzunluk 6 santimetre ise şu uzunluk da 6 santimetredir. Çünkü köşegenler birbirini ortalıyordu. Hemen alana hesaplayabiliriz. Köşegenlerin çarpımının yarısı 12 çarpı 14 bölü 2 diyorum. Sadeleştirdim 6. Ne yaptı buradan? 84 santimetre kare geldi. E şıkkı doğru cevabı.